Herkese yeniden merhabalar, kanalıma Medine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünkü videomuza gelen güzel yorumlar için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere böyle Medine'yi gezdirmeye devam edeceğim evinizin bir kızı olarak. Bir de şöyle mesajlar geldi, yorumlar geldi. İşte canım biz senin adını Medine olarak biliyoruz. Aslında sen Mücella diyorsunuz dedin, ismin ne dediniz? Benim ismim Mücella ama Medine'de yaşadığım için sayfamın adını da böyle Gül Kokan Şehir olarak Gül Şehri Medine yapmak istedim. O yüzden de bana böyle adın Medine değil miydi, işte adın Mücella mıydı diye dün bir sürü yorum geldi. Benim ismim Mücella arkadaşlar. Normal açıklamalar kısmında yazıyor YouTube kanalımda. Bazıları hani oraya girip bakmayı bilmedikleri için, özellikle böyle hani beni burada daha çok ablalarım, teyzelerim takip ettiği için ben de şöyle sizlere açıklamak istedim bu şekilde. İsmim Mücella yani. Hadi o zaman bugünkü işlerimizi halledelim. Ondan sonra yine sizlere şöyle bir gezi turu yaptırmak istiyorum. Bugün biraz değişiklik olsun diye böyle beyaz şal taktım. Artık böyle Medine'de de görüyorum. Cidde'de zaten herkes istediği renk takılıyor, istediği renk giyiniyor ama böyle Medine'de bir tık daha hani böyle herkes siyah giyiniyordu. Havada 50 derece olunca artık kızlar da yavaş yavaş böyle renkli beyaz, işte krem, pembe falan giymeye başladılar. Ben de böyle ondan istifade edip hemen böyle artık dikkat çekmeyecek zamana geldiği için ben de beyaz giymek istedim. Çünkü gerçekten çok sıcak ve siyah giydiğimiz zaman böyle bayağı bir sıcaklıyoruz. Daha fazla güneşi üstüne çekiyor. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Beni bir kızınız olarak evinizde ağırladığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. O kadar çok bu sene böyle hacı bekleyenler, bana yazanlar vardı ki kızım hac olacak mı, hac olacak mı, bekliyoruz, ne olur bize güzel bir haber ver, 10 senedir 12 senedir yazıldık bekliyoruz diye. Şöyle söyleyeyim, maalesef bu sene hac alımı yapılmayacak. Koronadan dolayı Arabistan böyle bir karar verdi. Sadece Arabistan içinde bulunan Suudi Arabistanlılar ve bizim gibi oturum izni olanlar, ikametgahı olanlar haca alınacak. Tabii ki o da başvuruyla 60 bin kişi kontenjanla birlikte bu şekilde hac olacak. Allah nasip ederse biz de, eğer çocukları kayınvalideme bırakabilirsek, Allah nasip ederse hac yapmayı düşünüyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Dediğim gibi yine oraya gittiğimizde de Kabe'den sizlere hem canlı yayınlar açmaya çalışacağım. Gönül isterdi ki Türk hacılarımızla orada hacılıkta buluşalım ama maalesef bu sene Arabistan böyle bir karar verdi. Yani gerçekten üzgünüm. Çünkü hani burada hep Türk hacıları görmeyi çok seviyorum, çok istiyorum. Hep söylüyorum size, Mekke Medine hacılarıyla çok daha güzel. Yani Rabbim inşallah en kısa zamanda bu koronayı başımızdan tamamen alsın, götürsün ve yani artık umreler açılsın, insanlarımız gelsin, hacılarımız gelsin, Mekke Medine hacılarıyla dolsun. İnanın bütün namazlarımda dua ediyorum. İnşallah en kısa zamanda da açılır. Sizlere bu haberi bu şekilde vermek istemezdim, inanın. Hep gönlümden şöyle geçiyordu: artık hac başladı, umre başladı diye. Merhaba. Öpücük at bir de. İşte maalesef böyle oldu yani. Çocuklar tabii kesinlikle yasak, hem umreye hem hacca çocuk kesinlikle alınmıyor. Ama onun dışında dediğim gibi hac bu sene olacak. Arabistan'daki halka, sadece burada yaşayan oturum izni olanlara ve Suudi Arabistan vatandaşlarına 60 bin kişi sınırlı olarak hac yapılacak. Hacdan sonra artık ortalık temizlenir, dezenfekte edilir, korona bitmiş olur. Allah nasip ederse inşallah hacdan sonra umreler tamamen açılır. Siz de umreye gelirsiniz. Yani gerçekten söyleyecek bazen bir şey olmuyor. Çünkü bu öyle bir hastalık ki bir kişiye bulaştığında dokunduğu, ellediği her yerden herkese bulaşabiliyor. O yüzden Arabistan çok çok sıkı tuttu. Yani ben Türkiye'yi görüyorum, şu anda Arabistan'dan Türkiye'ye uçuş yok. Yani Arabistan'ın yasak saydığı ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Yani ben şu an vatanıma gelemiyorum. Çünkü 9 ülke var. Onlardan bir tanesi de Türkiye ve yasak bizim gelmemiz. Yani korona çok olduğu için. Ama olayın diğer boyutu, İstanbul'da her gün herkes kutlamalar, işte açılışlar vesaire, bir sürü şeyler oluyor ve herkes tıklım tıklım şu şekilde yani. Ve maske takılı ama yani herkes şu şekilde iç içe. Yani sizce mesafe olmadan maske korur mu, çok da bilmiyorum. Artık insanlar çok fazla da umursamıyor açıkçası. İstanbul'da, Türkiye'de benim gördüm. Özellikle Samsun'da zaten benim gördüğüm maskesiz sahillerde gezenler de var. İnanın o kadar çok şaşırıyorum ki yani bu şekilde biteceğini pek sanmıyorum. Ama insanlara da hak veriyorum. Artık herkes çok sıkıldı, çok bunaldı, biliyorum.
Bu arada bugün sizlere sevgili Şeyma Hocam'dan da bahsetmek istiyorum. Kendisi Lokman Hekime, Şeyma Hocam. Aşağıya hem Instagram hesabını hem de WhatsApp numarasını bırakacağım. Şeyma Hocam şimdi çok güzel bir eğitime başlayacak. Daha önceden de zaten sizlere anlatmıştım ve gerçekten çok güzel geri dönüşler oldu. O kadar güzel mesajlar geldi ki hem Avrupa'dan hem Türkiye'den, dünyanın her yerinden online eğitimlere katılabilirsiniz. Şeyma Hocam hem sülük hem hacamat hem de kupa terapileri dersi veriyor. Ve üçünü tek fiyata veriyor ve şu anda çok güzel bir eğitim başlamak üzere. Sizler de denemek isterseniz, ben de hacamat eğitimi almak istiyorum, evimde aileme kendim yapmak istiyorum diyorsanız, daha temiz bir şekilde malzemeleriniz gözünüz göre göre kendiniz yapmak isterseniz ya da işte sevdiklerinize yine hacamat yapmak isterseniz, Şeyma Hocam çok güvenilir ve kendisi bu işin ehli ve çok güzel bir şekilde eğitimlere devam ediyor. Geri dönüşler çok güzel olduğu için ben tekrardan da YouTube kanalımda da bahsetmek istedim. Hemen şöyle size kısaca bahsetmek istiyorum. Eğitimler online bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. 3 adet ayrı belgeniz oluyor ve malzemeleriyle birlikte gönderiliyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı talebeler kabul ediliyor ve şu anda gerçekten talebeler çok memnunlar. Eğitim alan herkes hem sülük terapisi, hem hacamat, hem de kupa terapisi yapabiliyor. Bu arada arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Kendinize yapacağınız en büyük hayır, iyilik nedir? İlimdir. Yani ilime yatırım yapmaktır. Kendinize yatırım yapmaktır. Gerçekten ben Şeyma Hocam'dan çok güzel geri dönüşler aldım. Burada hem yurt içinden hem yurt dışından kurslara katılanlar şimdi kendileri hem sülük hem hacamat hem de kupa terapilerini evlerinin rahatlığında yapabiliyorlar. Güvenle yapabiliyorlar. Dediğim gibi eğer sizler de Şeyma Hocam'la iletişime geçmek, bu eğitimlerden faydalanmak, kendinize güzel yatırımlar yapmak isterseniz evinizin rahatlığında, aşağıya hem WhatsApp numarasını hem de Instagram sayfasını bırakacağım arkadaşlar. Bir inceleyin, bir bakın. Neler yapılıyor, eğitimler nasıl oluyor, bir yorumlara bir bakın. Ondan sonra Allah nasip ederse sizler de katılabilirsiniz. Bu 3 diplomayı da alabilirsiniz. Maalesef beklemediğimiz hac kararı geldiği için hepimiz çok fazla üzüldük. Özellikle ben gerçekten hani böyle Türklerin gelmesini çok istiyordum. Dört gözle bekliyordum. Özellikle bana yazanlar, 12-13 senedir hac bekliyoruz diye yazanların gelmesini çok çok istiyordum. Canı gönülden istiyordum. Ama nasip olmadı. Bu sene bu şekilde olacak. 60 bin kişi sınırlı. Sadece Arabistan içinden alım yapılacak. Ve o şekilde hac olacak. Allah nasip ederse. O yüzden ben de sizler üzülmeyin, kırılmayın diye bugün sizleri Uhud Dağı'nı gezdirmek istiyorum. Uhud Mescidi'ne götürmek istiyorum. Allah nasip ederse. Şimdi sizleri şöyle bir Medine turu, oradan bir Uhud Mescidini, Uhud'u bir selamlayalım. O şekilde gelelim istiyorum. Hadi o zaman yolculuğumuz başlasın. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Sizlere böyle güzel, faydalı videolar göndermeye devam edeceğim. Allah nasip ederse. Hadi o zaman yolculuğumuz başlasın. Evet, hemen şurada şöyle Mekke yazan tabelayı gördüm. Sizlerle de çekmek, paylaşmak istedim. Arkadaşlar inşallah Rabbim en kısa zamanda nasip eder. Böyle bir de bize Medine'den dua eder misin, borçlarımız var diyenler olmuştu. Onlar için de inşallah Rabbim en kısa zamanda borçlarınızı ödemeyi nasip eder. Evet, şöyle hemen size Uhud Mescidini, buradaki Uhud şehitliğinin bulunduğu yerdeki mescidi, camiyi şöyle çekmek istedim dışarıdan. Az sonra içeriye de gireceğim, orayı da çekeceğim Allah nasip ederse. Burası Uhud şehitliği. Hazreti Hamza'ya ve Uhud şehitlerine selam olsun. Bugün de sizlere videomda Uhud şehitliğine yer vermek istedim. Özleyen bütün kardeşlerimiz, takipçilerimize gelsin inşallah. Evet, bu karşısı Uhud şehitliği. Şöyle yukarıya çıkanlar da var. Belki sizin içinizden de gelip çıkmış olanlar da vardır. Burası böyle Uhud mescidi. Az sonra ezan okunacak. Sizler için ezanı da çekmeye çalışacağım. Böyle karşıda Uhud dağı. Bakın burada hemen dondurmacılar var. Kızlar burada dondurma satıyor. Evet, şimdi Halil dondurma istedi. Ona dondurma alacağız. Hangisini istiyorsun? Bakın böyle rengarenk külahlar da var. Çok güzel. Hangini istiyorsun? Bak, hangi renk istiyorsun? Hop, uzanamadın mı? Tamam, hop yapacağız. Bekle. Ver parayı. Yetişemedin mi? Ver, ben vereyim. Evet, gel bakalım. Halil dondurmasını aldı. Hadi ye dondurmanı. Gel bakalım. Şimdi ezan okunacak.
sizlere Uhud Mescidi'nden akşam ezanını da çekeceğim. Evet, bugün de sizlere güneşin batışını Uhud Dağı'ndan çekmek istedim. Böyle Medine'de yaşayan çocuklar gerçekten çok şanslılar. Elhamdülillah o çocuklardan bir tanesi de Halil ve Halit. Görmüş olduğunuz gibi onlar da Uhud'da, Mescid-i Nebevi'de büyüyorlar. Şu anda Mescid-i Nebevi'ye girmeleri yasak olduğu için böyle bugün Uhud'dayız. Şöyle size tekrardan mescidiye çekmek istedim. Özleyen herkes için. Burası Uhud Şehitliği, Uhud Dağı. Burada yine dondurma arabaları var, meşhur Medine'nin. Her yerinde görebilirsiniz. Halil de artık nerede görse hemen anne dondurma diyor, hava o kadar sıcak ki. Bak Halil yukarı çıkıyorlar. Gördün mü? Sen de böyle kardeşinin elinden tutup gezdireceksin, tamam mı? Anlaştık mı? Efendim. Efendim. Gel, oraya çıkamayız ama oturabiliriz. Gel. Bayağı bir taşlık. Şöyle size hemen yakından da çekeceğim. Evet, wow. Bak, Peygamber Efendimiz hep buralarda gezdi, biliyor musun Halil? Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Medine'den, Uhud'dan kucak dolusu selam olsun.